1967 yılından bu yana Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in hedefinde şimdi de Körfez ve Arap coğrafyasının toprak bütünlüğü var. Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan. Amerika Birleşik Devletleri eliyle bir bir İsrail'le sözde normalleşme sürecine adım attı. İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail Devleti kurulduğunun ilan edilmesi sonrasında 1948, 1956, 1967, 1969 ve 1973'te yapılan Arap-İsrail Savaşları'nın ardından Mısır 1979'da, Ürdün 1994'te İsrail'e barış anlaşması imzaladı. Sözde normalleşme süreci, İsrail için 10 yıllardır Körfez liderleriyle yaptığı duyurulmuş ya da gizli kalan temasların ardından elde ettiği, kendince ard arda gelen siyasi zaferlerin temsili olarak yorumlanıyor. İsrail'in Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirme süreci 42 yıl içinde Mısır ve Ürdün'le sınırlıydı. 2020 yılına gelindiğinde 4 ülke daha eklendi normalleşme olarak adlandırılan bu kervana. Yani bu sözde normalleşme ile ilgili ikinci atılım dalgası tam 26 yıl sonra vücut buldu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail'e ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladı. Arap ülkelerinin İsrail'e 1970'li yılların sonlarında başladığı, ancak sınırlı kalan normalleşme süreci 2020'ye gelindiğinde 4 Arap ülkesinin bu kervana katılması ve bazılarının ilişki düzeyine ittifak seviyesine çıkarmasıyla yeni bir boyut kazandı. Mısır ve Ürdün'ün İsrail'le sınırları bulunuyor. İsrail'le sınırı bulunmayan Arap ülkelerinin İsrail'le barış anlaşmaları yapmaya koşması soru işaretine neden oluyor. Ürdün'ün İsrail'le yaptığı anlaşmaya yakından bakmak lazım. Ürdün, coğrafi sınırlar nedeniyle 1967'deki 6 gün savaşında Batı Şeria'yı işgal eden işgalci bir devlete komşu oldu. Dönemin İsrail Başkanı Isaac Rabin ve Ürdünlü mevkidaşı Abdüsselam el-Mecali, 26 Ekim 1994'te 46 yıllık savaş halini sona erdiren Vadi Arabe Barış Anlaşması'nı imzaladı. O dönem Amerikan Başkanı olan Bill Clinton'ın himayesinde imzalanan antlaşma, İsrail'in en uzun sınırında, ki bu yaklaşık 360 kilometrelik bir sınırda, güvenliği garanti ederken Ürdün'e Kudüs'teki dini işleri denetleme hakkı verdi. Anlaşmayı takip eden yıllarda Ürdünlü işçilerin İsrail'e girişine izin veren, 2016'da da 15 yıllığına İsrail'den doğalgaz satın alınmasını öngören anlaşmalar imzalandı. Halk cephesinde ise normalleşme ve onu mütakip yapılan anlaşmalar tepki gördü hep. Milletvekillerinin de destek verdiği çok sayıda protesto düzenlendi. Ekonomide öngörülen istikrarı sağlayamadı. Yine İsrail Merkezi İstatistik Bürosu'nun 2018 yılı verilerine göre iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 335 milyon dolar eşiğini geçemedi. Şimdi yakın tarihe dönmek gerek. Yıl 2020'yi gösterdiğinde Arap ülkeleriyle İsrail arasında peşi sıra anlaşmalar yapıldı. Bu anlaşmalar İsrail'in Başbakanı Benjamin Netanyahu iken Amerikan yönetiminin gözetiminde gerçekleşti. O dönem başkan olan Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı ülkelerle anlaşmalara bizzat imzasını attı. Anlaşmalar skandalları da beraberinde getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'e gerçekleştirdiği normalleşme, pek çok sektörü kapsaması, din adamları aracılığıyla normalleşmeye meşru bir kılıf bulunmaya ve halktan da destek devşirilmeye çalışılması nedeniyle farklı bir boyut kazandı. Mısır ve Ürdün'den farklı olarak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'e normalleşmesi, diplomatik, ekonomik ve güvenlikle ilgili konularla sınırlı kalmayıp, Filistinlilerin de deyimiyle kırmızı çizgileri aşan bir seviyeye ulaştı. Abu Dhabili yetkililer İsrail'i ve Yahudi yerleşim birimlerindeki sinagogları ziyaret ettiler. Filistinliler Nekbe'nin 73. yılını kutlarken Birleşik Arap Emirlikliler İsrail'in bağımsızlık gününü kutladılar. Normalleşme siyasi, kültürel, ekonomi ve teknoloji alanlarını da içine aldı. İki ülke arasında uçak seferleri başlatıldı, karşılıklı olarak vize muafiyeti sağlandı, yatırım, bilim ve teknoloji, vergi ve diğer alanlarda anlaşmalar imzalandı.
Aralık 2020'de İsrail'in Beitar Yerushalem futbol takımının hisselerinin %50'si Birleşik Arap Emirlikleri Kraliyet ailesinden iş adamı Şeyh Hamed bin Halife Al Nahyan'a satıldı. Bunun yanı sıra farklı düzeylerden şahsiyetler de karşılıklı olarak ziyaretlerde bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri normalleşmenin üzerinden çok da uzun bir zaman geçmeden 12 Mart 2021'de İsrail'de yatırımı desteklemek için 10 milyar dolarlık bir fon kurulduğunu açıkladı. Eylül 2020 ile Ocak 2021 arasındaki dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'e ticaret hacmi 272.3 milyon dolara ulaştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden normalleşme karşıtı ses yükselmezken, basın ve sosyal medyada da normalleşmeyi güzel gösteren kişi ve kurumlar yüceltildi. Bu ilişki Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tel Aviv'e büyükelçilik açmasıyla da taçlandırıldı. Bahreyn'de aynı tarihte Beyaz Saray'da İbrahim Anlaşması'na imza atmıştı ve bu Bahreyn Kralı Hamed bin İsa tarafından tarihi bir başarı olarak nitelendirilmişti. İsrail ile Bahreyn arasındaki anlaşma öncesinde karşılıklı ziyaretler gerçekleştirildi. Bu bağlamda başkent Manama'da 25-26 Haziran 2019'da düzenlenen ve Trump'ın sözde yüzyılın anlaşması diye adlandırdığı Filistin'i yok etme planının bir parçası olan Refah için Barış Çalıştayı'na İsrailliler de katıldı. Aynı şekilde Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed El Halife ile İsrail'li eski mevkidaşı İsrail Katz da Temmuz 2019'da Washington'da bir araya geldi. Bahreyn Dışişleri Bakanı normalleşme henüz ortada yokken Şubat 2019'da İran tehdidiyle mücadelenin Filistin meselesinden daha önemli olduğunu söylemişti. Normalleşme anlaşmasında yatırım, turizm, doğrudan uçuşlar, güvenlik, iletişim, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre ve karşılıklı olarak diplomatik temsilciliklerin açılması maddeleri yer aldı. Bahreyn halkı ise anlaşmaya karşı çıktı ve normalleşme karşıtı gruplar kuruldu. İsrail Dış Ticaret Riskleri Sigorta Şirketi de Bahreyn'e ihracat yapacaklara 100 milyon dolar, Fas'a ihracat yapacaklara ise 200 milyon dolar risk sigortası tahsis etti. İki körfez ülkesinin ardından Arap ülkeleri Sudan ve Fas da İsrail'le masaya oturdu. Bu iki ülke bir nevi anlaşmaya mecburdu. Sudan Dışişleri Bakanlığı 23 Ekim 2020'de geçici hükümetin İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmasını imzaladığını duyurdu. Aynı gün Trump'ın Sudan'ı El-Kaide'nin eski lideri Usama Bin Laden'e ev sahipliği yaptığı için 1993'te alındığı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarmayı planladığı açıklandı. Daha sonra bu planda işledi. Normalleşme anlaşması başlangıçta tarıma odaklanarak ekonomik ve ticari ilişkilerin yeniden kurulmasını, sonrasında da hem bu alanlarda hem de teknoloji, havacılık ve göçle ilgili meselelerde işbirliği anlaşmaları imzalanması için toplantılar düzenlenmesini öngörüyordu. Anlaşma Sudan halkının ve siyasi partilerinin çoğunluğunun tepkisini çekti. Bundan geri adım atılması istendi ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı hükümeti bu anlaşmadan döndüremedi. Amerika Birleşik Devletleri Fas'ı da İsrail'le normalleşmesi için baskı altına aldı. Burada ise Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıyacakları kartını öne sürdü. Fas, İsrail'le normalleşmeye giden 6. Arap ülkesi oldu. Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de resmi temasların ve diplomatik ilişkilerin en kısa sürede başlayacağını duyurdu. Bunun öncesinde de Trump Twitter hesabından, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını açıkladı. Yani Fas da Sudan gibi bu anlaşmaya itilmişti. Varılan anlaşma Tel Aviv ve Rabat'ta 2. İntifada'nın başladığı 2000 yılında kapatılan iletişim ofislerinin ve sonrasında karşılıklı olarak büyükelçiliklerin açılmasını ve doğrudan uçuşların başlamasını öngörüyordu. Aynı ay içinde iki ülke arasında ekonomi, ticaret, turizm ve havacılık alanında 4 anlaşma imzalandı. İsrail Yahudi Ajansı'na göre Fas'taki Yahudilerin sayısının 2000, İsrail'deki Faslı Yahudilerin sayısının ise 600 bin olduğu tahmin ediliyor. Fas'taki Yahudi nüfusu yüksek olmasına rağmen normalleşme anlaşmasına pek çok şehirde düzenlenen gösterilerle tepki verildi. Arap devletlerinin İsrail'le ilişkileri normalleştirme adımları ard arda gelirken aralarında Suudi Arabistan'ın bulunduğu başka ülkelerinde bu kervana katılıp katılmayacağı tartışılıyor.
Riyad yönetimi bu anlaşmaya halkın tepkisi nedeniyle şimdilik uzak. Ancak yumuşak söylemleri de bir tarafa bırakmış değil. Riyad yönetimine göre Filistin-İsrail anlaşmazlığında bir çözüme ulaşmanın ve tüm Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmenin tek yolunun Arap barış girişimine bağlı olduğu. Dünyada ve bölgemizde son iki asırdır hiç olmadığı kadar büyük ve derin bir uluslararası oyun sahneleniyor. Siyasi uzmanlara göre İsrail'in sinsi planının iki ayağı var. İlki Körfez ve Arap ülkelerinin yönetimlerini parayla satın almak. Yahudi sermayesini bu ülkelere akıtarak yatırım adı altında zamanla para yerine emir vermek. İlk başlarda sıcak paranın tatlı geleceği yönetimlerin zamanla köle olması kaçınılmaz. Bu noktada da planın ikinci ayağı devreye giriyor. İşgalci İsrail parayla kontrol altında tuttuğu ülkeleri fiili olarak da gözüne kestirecek. Yani Filistin'de yaptığı gibi Körfez ve Arap ülkelerinde de işgale girişecek. Ama bunu usul usul yapmayı planladığı için farkına varılması zor olacak. Bunun için de bu planın şimdiden idrak edilmesi ve önlenmesi için çalışmalar yapılması şart.